Güzel bir gün dileğiyle efendim Şifa Kapısı Sağlık programındayız. Yaklaşık bir saate yakında sizlerle birlikteyiz. Bugün konu uzmanı Avrasya Hastaneler grubundan efendim genel cerrahi uzmanı operatör doktor Bülent Öztürk hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle genel cerrahi alanındaki tüm sağlık sorunlarını ele alacağız. Sizler de ekranları başında değerli hocamıza sorularınıza eşlik edebilirsiniz. 0212 alan kodu 616 1221'den değerli hocamız operatör doktor Bülent Öztürk'e sorularınızı iletebilirsiniz dedikten sonra sizler adına ve ekim adına değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Gülerciğim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii biz bir yıl öncesine kadar yayındaydık ama tabii yoğun iş temponuz. Evet. Hadi hocam yayına seyirciler bekliyor. Hocam talep var. Konu başlıklarını sizlerle konuşalım ama tabii hasta sağlığı, insan sağlığı çok çok önemli. Evet. Burada tabii gündemde hassas bir dönemde yaşadığımız için ister istemez doğal olarak sağlığına daha üst üste dikkat etmeye çalıştı. Doğru. Tabii gündem koronavirüsü de olduğu için hocam. Tabii hastane olarak mutlaka önlemlerinizi almışsınızdır. Sağlık Bakanımız da tedbir anlamında çok çok önemli açıklamalarda bırakıyor. Türkiye anlamında erken diğer dünya ülkelerine nazaran tedbirimizi aldık. Bu sevindirici bir haber. Kesinlikle. Tabii bir hekim gözüyle gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Öncelikle programa ben de daha sık katılmak istiyorum. Bunu daha ileride planlarız şekilde. Ama bu dönem gerçekten oldukça yoğun ve de tatsız bir sorun bu koronavirüs. Nasıl oldu, nasıl gitti bilmem ne falan arkası tartışılabilir bir şey ama dedikleriniz doğru. Tüm dünyayı tehdit eden ülkemiz için de ciddi bir tehdit halinde şu an. Ama sevindirici olan ve de ben de çok tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığı ve hükümet, devlet çok ciddi tedbirler aldı. Diğer ülkelerden daha ciddiye alarak hareket edildi. Ama bu bile belli dışarıdan geldi sonuçta virüs bize. Bizim içimizde yoktu. Bu tedbirler alınmasa çok daha ciddi sayılarla yayılacağını düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü yayılabilirliği çok yüksek. Her hastalanan ölecek diye bir şey yok ama net bir tedavisi de yok şimdi günümüzde. Ama ben diğer ülkeler kadar zarar göreceğimizi düşünmüyorum ama vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasını öneriyorum. Kesinlikle. Burada tabii devletimize, emeği geçen herkese, Sağlık Bakanımıza sonsuz teşekkürler. Birey olarak artık görev bize düşüyor. Aynen. Burada bütün o televizyonlarda yapılan yayınlar, işte billboardlardaki öneriler bilmem ne falan hepsi doğru. Temel hijyen, sosyal yaşantıdan uzak kalmak, evde kalmak, ellerin yüzün yıkanması falan bunlar çok önemli. Bizi de bakanlık hep bilgilendirdi. Sağlık Bakan Bilim Kurulu doktorlara eğitim anlamında neler yapacağımıza dair yazılar gönderildi falan. Biz de hazırlıklı durumdayız. Ama birinden 5-6 kişiye bulaşıyor. 5-6 kişiden böyle katlanarak karesi şeklinde yayıldığı için hızlı yayılabiliyor. Çok hızlı. Ben bir de immün sistemini kuvvetlendirmelerini öneriyorum insanlara. Hani güzel beslensinler, iyi uyusunlar. Bunu grip gibi geçirebilirler. Ama onun için belki biraz gıda takviyesi ya da vitamin de alabilirler. Hani bir öneri de buna bulunuyorum. Bir de temizliklerine çok dikkat etsinler. Bir de hocam sağlığın şakası yok. Bütün yayınlarımızda sizlerde yazılı ve görsel basında bilgilendirmelerinizde erken teşhisin önemini hep vurguluyorsunuz. Kesinlikle. Yani kendilerinin hasta olduğunu düşünür düşünmez bir kere mutlaka maske takıp etrafa yayılmasını engellemeleri lazım. Bir sağlık kuruluşuyla iletişime geçip hakikaten o virüsü taşıyor mu taşımıyor mu tespit edilmesi lazım. Bu illa demek değil ki hasta olacak ya da kenara ayrılacak. Etraftan biraz soyutlanması yeterli olacaktır. En azından toplum için yayılımının önüne geçilmiş olur. Kesinlikle. Uyarılara uyalım, kurallara mutlaka uymak şart. Evet. Tedbirimizi alalım. Peki hocam tabii sizin konunuzda genel cerrahi alanına dönersek tabii çok önemli konu başlıkları var. Genel cerrahi alanı tüm branşlarda çok çok önemli bir tedavi aşamasının sac ayağı mı deniyor hocam? Orada çok önemli bir ekip çalışması yapıyorsunuz değerli hocalarımla birlikte. Öncesinde genel cerrahi alanı nedir, hangi hastalıklara bakar diye soralım. Genel cerrahi çok geniş bir branş. Eskiden hariciye ve dahiliye diye ikiye ayrılırken tıbbi tedavi. Hariciyenin hemen hemen karşılığı. Sonra bizden ayrılan branşlar işte KBB, plastik cerrahi, üroloji falan böyle gelişmiş. Şimdi bizim ağırlıklı olarak uğraştığımız ki onlara bile alt branşlara da ayrılıyor genel cerrahi.
Yani mide, bağırsak hastalıkları, tümörleri, ameliyatları, kanserleri, meme ve meme ameliyatları, tiroid, apandisit, fıtıklar, safra kesesi ameliyatları, vücutta işte yağ bezeleri, kitleler çıkartılması falan, bunlar daha çok bizim branşımızla ilgili. Peki hocam, şimdi tabii o kadar çok branşta tedavi seçenekleri var ki, az sonra tabii görüntüler de hazırladık. Ekranda inşallah evet. Doğru görüntülerdir. Sizlerle buluşturacağız. Tabii hanımlarda ve beylerde çok sık bize de bilgilendirme anlamında gelen soru başlıklarının içerisinde tiroidle ilgili çok fazla sorular olduğu için biz de sizi bulmuşken konu uzmanından bilgileri alalım istedik. Tabii tiroid hastalıkları çok yaygın diye gözlemliyoruz. Tabii öncesiyle evet. Kıyasladığımızda ne cevap vereceksiniz? Merakla bekliyoruz. Tabii tiroid hastalıkları nedir? Hashimoto'yla, nodüllerle, guatr'la bağlantısı var mı diye soralım. Öncesinde hastalık hakkında bilgi almak istiyoruz. Tamam. Tiroid bezi boynun ön bölümünde bulunan, insan vücudunda metabolizmayı dengeleyen T3 ve T4 diye iki hormon üreten bir bezdir. Çok da kritik önemi vardır. Beyin tarafından kontrol edilir. TSH denilen bir hormonla. Tiroid bezinin birçok çeşit hastalığı olmakla beraber ağırlıklı ve en sık rastlananı, sizin de belirttiğiniz gibi Hashimoto tiroiditi denilen tiroid bezinin iltihabi hastalıkları, tiroiditleri. Bu çok hormon salgılayabilir, az hormon salgılayabilir. Sıklıkla kadınlarda daha çok görülür. Bir Japon bilim adamının adıyla anılır, onu bulduğu için hastalığı. Bu tiroid bezinin iltihabi hastalıkları, bazen bakteriyel, viral enfeksiyonları falan da olabilir. Bir de bunun içerisinde zamanla tiroid bezi içerisinde nodüller gelişir. Bu nodüllerde soğuk nodül ve sıcak nodül diye ayrımları vardır. Aktif hormon yapanı, yapmayanı, çok geniş bir konu ama kabaca üzerinden geçelim. Tabii tiroiddeki nodüllerde en çok şüphe duyulan ve de endişe yaratan şey, içerisinde tümöral hücre gelişmiş olma ihtimali. Bunun üzerinde özellikle çok duruyoruz. Tiroid nodüllerinin mutlaka detaylı incelenmesi gerekiyor, takip edilmesi lazım. Belirti anlamında özellikle ön plana ne çıkar diye soralım. Genetikle bağlantısı var mı? Özellikle çevresel faktörler ve tabii günümüz şartlarında teknoloji ilerlemesiyle birlikte çok hızlı bir tüketim içerisinde. Hem çalışma evet. olarak hem de yaşamın içerisinde. Doğru. Beslenme olarak tabii beslenmenin rolü var mıdır diye soralım. Doğru. Tiroidle ilgili beslenmenin şöyle bir ilgisi var. İyot eksikliği olan bölgeler vardır ya da iyottan eksik beslenen insanlarda tiroid hastalıkları daha sıklıkla ortaya çıkar. Nodülleri, guatrları. Guatr'ın da tiroid bezinin büyümesi ve hastalığına kabaca verilen isimdir. Bazı zehirli guatr tipleri vardır. Yani çok hormon salgılayan. Bazıları tiroid bezi çok büyük olabilir, böyle bir öküz boynu gibi. Fakat hormonları normal olabilir. Burada önemli olan detaylı incelenmesi, hormonlarına bakılması. Belirti olarak çarpıntı, sinirlilik. Yani eğer hormon seviyesi yüksek ise bunlar daha çok görülür. Böyle sıcağa tahammülsüzlük, çabuk parlayan insanlar, panik atak gibi hareketler oluşturabilir. Eğer hormonlar yavaş çalışıyor ise ağır aksak bir makine gibi olur. Yani üşür, böyle yazın bile kat kat giyinir. Ondan sonra ağır hareketlerle seyreder, kalp hızı yavaşlar gibi. Dönem dönem de tetkiklerine hiçbir şey olmasa bile baktırmak lazım. O zaman hocam, tüm organlarımızı etkiliyor. Hani halk arasında duyuyoruz bazen birbirlerini tartıştıkları zaman. Sen çok sinirlisin, aman dikkat, bir tiroidine baktırmakta fayda var diye birbirinize takılıyorsunuz. Ama aman dikkat, hocamın söylediği belirtileri kendinizde hissediyorsanız tabii erken teşhisten de faydalanmak adına mutlaka genel cerrahi alanı, değil mi hocam, sizlere başvurmasında fayda. Genel cerrahi ve dahiliye de inceliyor hormonlarını falan. Arada ama bence check-up'larda yılda bir bakılması lazım. Ne kadar sağlıklı hissetsek de kendimizi mutlaka tedbir alın. Peki hocam, belirtileri bu şekilde ama tabii tanı yöntemine gidildiğinde kişi geldi size dedi ki hocam bu şikayetlerim evet bende var ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Mutlaka ben kendim sağlıklı bir yaşama devam etmek istiyorum ama ne sonuç çıkacak tetkiklerde de görmek isterim dediğinizde siz kendisini nasıl yönlendiriyorsunuz? Tiroidle ilgili ben check-up yaparken de mutlaka içerisine ekliyorum hormonları.
Tiroid hormonları bir parametre, tiroid ultrasonu ikinci parametre. Eğer ultrasonda nodül ya da tiroid bezinde büyüme yani norm dışı bir şey var ise o zaman belki sintigrafi yapılabiliyor. Diyelim ki içerisinde nodül tespit ettiysek de nodüllerde artık ultrason cihazları falan da çok gelişti. İçerisinde şüpheli hücre, mikrokalsifikasyon dediğimiz küçük kalsiyum çökeltileri falan tespit ediyorlar ve tümörü işaret edebilir diye rapor geldiyse o zaman mutlaka da iğne biyopsisi yapıyoruz. Peki hocam orada tabii rapora göre tedavi aşamaları tabii var. Belki ilaç, belki cerrahi yöntem, belki hem cerrahi hem ilaç olacak medikal destek ama oradaki ayrımın gidişatında ömür boyu ilaç kullanabilecek miyim? Kullanmadan da tedavim gider mi? Kilonun etkisi var mıdır diye sorular gelmişti bize. Cevabını sizden dinleyelim. Evet. Tiroid bezinde başlangıçta konuştuğumuz gibi örneğin Hashimoto tiroiditinde tiroidin vücutta oluşan antikorları tiroid hücrelerini öldürmeye başlıyor. Yavaş yavaş diyelim ki 1 milyon hücre kapasitesiyle çalışırken 900, 800, 700 giderek düşüyor hücre kapasitesi öldüğü için. Dolayısıyla bir müddet sonra çok azalıyor ve bu sefer dışarıdan hormonla takviye etmek gerekiyor. Bu tür insanlar ömür boyu tiroid ilacını ama ilaç demeyelim yani hormonun ta kendisini kullanması lazım. Hiçbir zararı olan bir şey vücudu değil. Vücudu destekliyor belki de. Destekliyor evet. Diğer taraftan ameliyatlardan sonra tiroid bezinin yarısı malı da tamamı mı alındı falan yine o oluşacak olan eksiğinde yine ilaçla verilmesi lazım. Ama hepsinde mutlak ilaç kullanımı gerekiyor diye bir şey yok. Peki şimdi tabii dönemsel ben kendi çevremde arkadaşlarımda da görüyorum. Çeşitlerinde kiminde kilo artışı, kiminde kilo verme Hashimoto var diyorlar. Orada tabii evet. Gün içinde ve verdiğiniz dozlar ve kullandığı ilaç türleri de var konuştuğumuzda. Tabii vücut dengesi tamamen ileriki aşamada farklı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir mi diye de soran izleyicilerimiz oluyor. Başka hastalıkları tetikler mi diye soralım. Yani tiroitteki hormon dengesinin tam oturtulmaması başka şeylere neden olabilir. Dediğiniz gibi obeziteye olabilir, saç dökülmelerine neden olabilir, ciltte kuruluğa neden olabilir. Ama ayarlanması çok kolay şeyler bunlar. Bir müddet sonra hastalar da kendileri de öğreniyorlar zaten. Diyelim ki ihtiyacı günde 100 mikrogramsa bazen mevsimsel değişiklikler gösterir. 125 olur, şu olur, bu olur. Bazen yanlış yapılan şey aman ben bu ilacı bırakayım falan diyorlar. İşte o zaman büyük eksiklikler ortaya çıkıyor. Ona dikkat edilmesi lazım. O zaman hiçbir sağlık sorunumuz olmasa bile tabii dönemsel insanız neticede canlı makine diyorsunuz ya hocam. Sistem bozulduğunda destekleyici ilaçları sizin izniniz olmadan bırakmak da tehlike. Bırakmaması lazım evet tabii. Peki tabii burada ilaç tedavisi ve cerrahi aşama gerektiğinde. Ameliyatların riskleri var mıdır? Komplikasyonlar yaşanır mı diye izleyicilerimiz. Çünkü ameliyat sizin evet mesleki kariyerinizde çok önemli tecrübeli olduğu için sıkıntı değil ama evet. Kişiyle buluşturduğunuz zaman ameliyat gerekiyor dediğinde o tabii kendini hazır hissetmesi lazım. Tabii. Orada bir ister istemez kaygı endişe olacaktır. Tabii hazır hissettiğinde sizler evet ameliyata çok rahat bir girişi olacak ama tabii orada sizlere de mutlaka soruyorlardır. Hocam uyanabilecek miyim? Ne kadar sürecek? Başıma bir şey gelir mi? Burada komplikasyon mu demek istiyorlar ya da nedir, var mıdır diye soralım hocam. Evet. Şimdi tiroidle ilgili şu kaldığımız yerden bir adım ilerleyelim. Lütfen. Tiroitteki nodüller tümör ihtimali barındırıyor ise, ultrasonda bu yönde bir belirti var ise o zaman iğne biyopsisi yapmak lazım. İğne biyopsisi basit bir şey ultrason eşliğinde. Doğru yapılması çok önemli. Çünkü bir nodülden parçalanıyor iğne ile beraber. Onu da hatta ben hastalarım yine de bir şey duymasın diye biraz sakinleştiriciyle falan yapıyorum. Böylece çok rahat geçiriyorlar. Ağrısız da duymuyorlar. Oradan alınan hücre örneklerinde eğer tümöral bir bulgu elde edilirse o zaman ameliyatı programlamak lazım. Bu konuda da çok, siz beni tanırsınız zaten çok titiz davranıyorum. Keyifle takip ediyorum hocam sosyal medyadan, hastaneden. O yüzden en çok da tabii ki doğru bilgileri paylaştığımız için tüm hekimlerimizle birlikte daha evet. Çok ekipçe gururluyuz. Çünkü sosyal medyada da çok kirli bilgiler dolaşıyor. Doğru. Burada nodülde bir tümöral hadise tespit ettikten sonra genelde ben Cerrahpaşa Nükleer Tıp'la beraber de hareket ediyorum. Orada bir özel bir arkadaşımla beraber
Ameliyattan önce genelde hastaları ona da gösteriyorum. Böylece ameliyata nasıl programlayacağımızı, nasıl bir ameliyat yapacağımızı belirliyoruz. Ameliyatta tabii dediğiniz gibi insanların uyanıp uyanmama falan böyle şeyler artık olmuyor. Yani anestezi çok ilerlemiş durumda, cihazlar hem bizim hastane hem tüm Türkiye'de ileri düzeyde cihazlarla çalışılıyor. Anesteziyle ilgili çok büyük bir risk yok. Burada önemli olan tiroid ameliyatlarında tümörden dolayı total tiroidektomi yapmak gerekiyorsa, yani bütün tiroid bezinin temizlenmesi lazımsa mutlaka sinir monitorizasyonu denilen bir yöntemi kullanıyorum. Bu son dönemin bir teknolojisi. Çünkü tiroid ameliyatlarında %1-2'dir bunun komplikasyon oranı. Ama tabii kişiye rastladı mı gerçekten tatsız bir durum. Tiroidin altından recurrent laringeal siniri denilen bir iki sinir geçiyor da biri özellikle önemli. Bu ses tellerinin uyarılmasını sağlayan sinir. Bunu korumak için sinir monitorizasyonu denilen bir yöntem kullanıyoruz. Bir cihaz, bir firma ile beraber. Oraya böyle 1 miliamper, 2 miliamper akım verilerek o bölgeden aldığımız yanıta göre. Evet. Evet, bu kullandığımız aletler tiroid ameliyatlarında. Evet, ekrana yansıyan görüntülerdeki böylece hem aletler, hastayı evet, garantiye almış oluyoruz ses ve sinir monitorizasyonuyla. Hem de kendimiz daha rahat bir ameliyat yapmış oluyoruz ve böylece yüz güldürücü bir neticeyle sonuçlandırıyoruz. Burada o zaman korkulacak bir şey yok. Artık teknolojinin nimetleri hem size hem hastalara evet, çok büyük bir konfor sağlıyor. Yani burada hastaların bu bizim etrafımızda olabilir, daha uzaklarda da olabilirler. Burada önerilen yapılmış çalışmalar var zaten. %1-2 kabul edilebilir bir komplikasyon oranıdır. Ama ne bunu arttırıyor? İyi cerrah çok önemli. Çünkü yılda 40'tan fazla ameliyat yapan birinin tercih edilmesi lazım bu konuda. Çünkü el alışkanlığı sinirin tabii, nerede olduğunu tabii, falan tabii, hani tabii, biliyor olması lazım. Kesinlikle hocam. Böyle tek tük yapılan yerlerde biraz sıkıntılı olabiliyor. Bir de cerrahlarına sinir monitorizasyonu da sormalarında fayda var. Çünkü ulaşılabilir bir şey. Rahat yapılabilir. Çok da başarıyla götürüyoruz şeyi. Burada tabii doktorlarını seçtikleri zaman iletişim çok çok önemli. Orada kafasındaki soruları sizinle buluşturduğunda zaten her şey kolaylaşacaktır. Evet. Dediğiniz gibi de teknik cihazlarında son derece iyi olması hem de dediğiniz gibi tecrübe çok çok önemli burada hocam. Evet. İşin ehline bırak diyorlar ya. Aynen. Bu demek ki bilenle bilmeyen arasındaki farkı da göstermiş oluyor. Kesinlikle. Bilimsel yapılan çalışmalarda hep bu ortaya çıkıyor. Tecrübeli ekip ve tecrübeli sonra olmayan ekipler arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapılmış. Aradaki belirgin bir fark olduğu tespit edilmiş. Peki hocam şimdi tabii cerrahinin deneyimi, tecrübesi çok çok kıymetli. Kişi bu tedavi aşamalarından geçtikten sonra nelere dikkat etmesi lazım? Tekrarlar mı ya da kontrol altına mı alıyorsunuz diye soralım tedavi aşamasında kişinin şimdi, sağlığını. Biraz önce bahsettiğim, diyelim ki ameliyatı yaptık. Evet. Nodülde de tümör çıktı. Tümör boyutu da 1 santim üstünde, 1,5 santim, 2 santim falan. Bu durumda belki hastanın atom tedavisi denilen halk arasında radyoaktif iyot tedavisi evet, alması gerekebiliyor. Ben onu o yüzden ameliyat öncesinde bir nükleer tıpçıyla görüşüp böyle böyle bir durum var. Hasta bu. Hasta da durumu bilir. Hı hı. Belki atom alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? İki taraf mı alınsın? Bir de kurallar bu son 2-3 yıl içerisinde bir kısım gevşetildi de. Hani daha mülayim de yaklaşılıyor konuya. Neyse ki tiroidin tümörlerinin birçoğu çok korkutucu tümörler değil. Papiller karsinomun ve türevleri geliyor genelde patolojide. Ama bunda ölümcül ya da çok etrafa metastaz yapan tümörler değil. O yüzden hem bahsetmesi de hoş hem de sonrasında tedavisi de çok yüz güldürücü. Sonra işte radyoaktif iyot tedavisi alması gerekebiliyor hastanın. Bir de tiroid hormonları eksikleri tamamlanıp bir daha nükslerinin tekrar yayılmasının önüne geçilebiliyor. Aslında kişiye özel bir tedavi seçeneği var burada. Orada sağlığın en iyi kalitede sonraki yaşamda nasıl devam etmesi için siz zaten ekipçi hocam tedavileri sürdürüyorsunuz. Tabii buradan hastanedeki ekip arkadaşlarınız izliyor mu bilmiyorum ama izleyen herkese sonsuz teşekkürler diyelim. Aynı zamanda da operatör doktor Özgür Odabaş, evet, değil mi ekip arkadaşlarınızdan? Ekibim izliyor. İzliyorsa hepsine sevgiler, saygılar. Çünkü sağlığa dokunuş çok çok kıymetli hocam. Her gün yeni bir bilgi, her gün yeni bir proje ve gündemde de her an her şey olabiliyor ve her şey hazır olmak.
Bazen kesinlikle. Aileden daha çok hastalarınızla görüşüyorsunuz. Vallahi ya, hakikaten öyle oluyor. Değil mi? Bazen tatiller iptal oluyor. Öyle. Burada tabii hakikaten biz şimdi burada sadece ben çıkıyorum ama bir ekiple beraber çalışıyoruz. Arkadaşlarım, hemşirelerim, sağlık memurlarım, yardımcılarım, personelimiz. Tabii dediğiniz gibi Özgür Bey, Özgür Odabaş çok büyük destekçim. Hep beraber ameliyatları yapıyoruz ve de endoskopiyi götürüyoruz. Avrasya'nın sağlam bir direğiyiz biz. Kesinlikle. Uzun yıllar değil mi hocam? Uzun tabii evet. Ekip çalışmasında birlikte yol tabii, arkadaşısınız. Tabii aşağı yukarı 15 yılı aşkındır hastanede beraberiz. Hem endoskopi hem cerrahi kliniğini götürüyoruz beraber. Hocam biz de güçlü bir kadroyuz. Ekipçe bir gün gelelim. Canlı yayına Özgür Hocam sizinle birlikte ameliyathaneden eğer olur. Yönetimde izin verirse efendim... Tabii yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da sizin meslektaşınız genel cerrahi uzman operatör doktor Hüseyin Uğurlu hocam izliyorsa bir gün canlı yayın yapalım. Ekipçe ameliyathaneden safra taşları yine çok yaygın. Evet. Tiroidle ilgili çok önemli ve tüm mide botoksu da gündemde hocam değil mi? Çok mide balonu yapalım. Hepsiyle ilgili biz göreve hazırız. Eğer yönetim izin verirse sizler de tamam dersiniz ameliyathane ekibiyle birlikte. Bir gün canlı yayında aşama aşama aslında bir doktorla hasta ilişkisinde hazırlanma safhasını da göstermek hem de belki kafalarındaki soru işaretlerini de kırmış oluruz. Kesinlikle. Bir kişiye faydalı ulaşabilirsek ne mutlu. Hastanemiz hem Hüseyin Bey hem İbrahim Bey çok öngörülü insanlardır. Yani vizyonları da geniş, önümüzü de hep açtılar. Evet. Çünkü yenilikleri takip etmez ve hastanede çalışanlar hep kapalı bir kutu içerisinde giderler ise bir yere kadar o başarı gider. Daha devamı gelemez. Çünkü hep yenilikler geliyor. Yeni teknolojik ameliyatlar oluşuyor. Bunlardan soyutlamamak lazım. Hele de biz İstanbul gibi bir kesinlikle yerde çok merkezi şehir çalışıyoruz. Ki yurt dışından da çok ciddi hastalar geliyor. Çok kanser sağ ameliyatları olsun yapıyoruz. Ama bu dönemde sizin dediğiniz o mide botoksu, mide balonu böyle popüler konulardan oldu gerçekten. Onunla ilgili de ayrıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel bir alan çünkü orası da değil mi hocam? Evet. Orada da çok önemli işleri imza atıyorsunuz. Yani biz hani sadece bu işle uğraşmıyoruz. Bazı ekipler sadece bu işle uğraşıyor ama sonuçta bizim diğer konudaki hastanenin diğer işlerini de yapmamız gerekiyor. Ama mide botoksu sıklıkla uyguladığımız konulardan biri. Mide balonu kısmen. Ama bu konuda da giderek artacak sayılarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki hocam şimdi ekrana yansıyan görüntüler biz sağlıkçılar olduğumuz için yanlışsa lütfen düzeltin safra taşlarıydı değil mi? Evet biraz rica önce. Rica edelim yönetmenimizden hem safra taşları üzerine konuşalım hem de yarım kalmasın. Mide botoksu dediğiniz için hocam mide botoksuna az sonra değineceğim ama şimdi ekrana yansıyan bir görüntü tabii izleyicilerimiz yönetmenimizden de rica edelim safra taşları diye KJ'ye yazarsak hem de daha doğru paylaşım olur. Nasıl bir işlem aşaması, kişide belirtisi nedir diye soralım safra taşları. Nohut gibi görüntüler hocam ama bildiğimiz vücudun yaptığı taşlar mı bunlar diye soralım. Evet. Şimdi bunlar safra kesesi içerisinde çeşit çeşit safra taşları var. Bu videolarda da göründüğü gibi. Evet. Hem şekilleri, renkleri, çapları farklı. Çünkü bilirubin taşlarından tutun da işte içerisinde kalsiyum içeren taşın oluşum mekanizmasına evet. göre farklı yapıları, tek olanları var, çok olanları var, büyükleri, küçükleri. Safra kesesi taşları ciddi sorunlar yaratabiliyor. Evet. Bazen de hiç sorun olmadan da yaşayabiliyor hastalar. Ama küçük taşlar özellikle ana safra kanalından pankreas kanalına, düşüp çıkışı ampulovateri dediğimiz safranın bağırsağı aktı alanı kapatabiliyor. O zaman ciddi pankreatitlere neden olabiliyor. O zaman belirti teşhis ve tedavisini ekrana yansımışken konuşmaya izninizle devam edelim hocam. Tabii. Çünkü fazlasıyla da hatırlatmamızı yapalım. 0212 alan kodu 616 1221'den yönetmenim işaret ediyor. Telefonlar çok fazla var ama hocamızı bulmuşken ve konu başlıkları da çok fazla olduğu için bugün sizlerden özür dileyelim. Bir sonraki yayında değerli hocamızla sadece soru cevap sizlerle buluşturalım. Çünkü olur. Konu bilgilerini de sizden hem kesmeden hem de doğru bilgileri paylaşmış olan izleyicilerimizle. Yine hatırlatmamızı yapalım. Türkiye'nin efendim çıkış noktasında İstanbul merkezden yayınımızı yapıyoruz ama 12 Balkan ülkesinde efendim
ortak yayınımız var ve TRT'nin kardeş yayını olarak da yayınlarımızı ekranlarınıza taşıyoruz. Hocam söz sizin, sayfa taşları yarım kalmasın. Belirti kişiden kişiye aynı mıdır? Özellikle kişi ne hissediyor ve tedavi aşamasında hazırlık safhası nasıldır diye soralım. Evet, safra kesesi taşları birçoğu yani normal bir tetkik ultrason esnasında tespit edilebilir. Ama genelde karın sağ üst bölgede ağrı, şişkinlik, gaz gibi dispeptik yakınmalarla ortaya çıkar. Daha çok yağlı, yumurta ve kızartma yedikten sonra hasta rahatsız olur. Evet. Bir şişkinlik. Genelde bir de bir sendrom vardır. Kırklı yaşlar, kadın, sarışın olması. Eyvah. Safra kesesi taşı. Gülay, evet. Ben yayın çıkışı geleyim o zaman hocam. Şişkinlik diyor efendim. Özellikle yediğiniz gıdalar ve sindirememe. Evet. Bu böyle ispatlanmış bir şey. Beyaz ırk daha çok o beyaz zaman. Beyaz ırk, evet. Sarışın olması, kırklı yaşlar ve kadın olması. Uyuyor hocam, yapacak bir şey yok. Mutlaka ailede bir tane ailede. Bazı şeylerde, tüm ailelerde geliyor. Böyle ardı sıra ameliyat ettiğim aile bireyleri var. Bazılarında mesela safra kesesi çıkışında, safra kesesinin kendinde bir anomali oluyor. Çıkış daralıyor. Evet. Ve ultrasonla en iyi şekilde tespit edilir. Bir de karaciğer enzimleri, karaciğere bir zararı olmuş mu olmamış mı diye bazı kan tahlilleri yapılabilir. Bence taşlar tespit edildikten sonra önemli bir zararı daha neden olmadan planlanarak ameliyatını yapmak lazım. Bazen acil ameliyat yapmamız gerekiyor. Bu resimde gösterdiğim gibi taşlar ana safra kanalının çıkışını tıkayabiliyor. Ve o alanda bu sefer gerisinde iltihap ve safra çamuru birikiyor. Şiddetli bir ağrı, sağ üst kadranda ateş ve rahatsızlık yaratıyor. Ve bunun üzerine acil ameliyata girmemiz gerekiyor. Büyüme noktaları ve bulunduğu yer daha çok belki de kişiyi rahatsız ediyor orada, değil mi hocam? Tabii. Şiddetle geriliyor safra kesesi. O da çok şiddetli ağrı meydana getiriyor. Peki kişi gecenin bir vakti hep denir, doğru mu diye soralım biz de yine hocam. Tabii. Gelen sorular, benim ağrılarım daha çok gece çıkıyor. Şikayetler daha çok gece mi ortaya çıkar? Ya da bu sağlık sorunları ve diğer sağlık sorunlarında tabii vakit geçirmeden diyoruz. Mutlaka doktorunuza başvuralım ama gece mi daha çok şikayetler artarak sizinle buluşuyor? Acilen ameliyat aldığınız hastalar için soralım. Doğru. Genelde nedense böyle gece daha çok rahatsız oluyor. Çünkü biz daha akşam yemeğini daha ağır yiyoruz ya. Biraz da onun da tetiklediğini düşünüyorum. Yağlı yiyeceklerle falan bu atak meydana geliyor. Ve acile gelir hastalar. Tetkikleri yapılır. Safra kesesi, atağı, taşı, çamur olduğu tespit edilir. Ona göre de ya o gece ya da ertesi sabah gerekli hazırlıkları yapılıp ameliyata alınır. Peki sonrasında tabii safram alındı. Benim vücudumda bir değişiklik olacak mı diye mutlaka bize gelen sorular gibi size de danışanlarınız soruyor. Olacak mıdır? Neler beslenme olarak özellikle değişim gerekir mi beslenme alışkanlıklarında diye soralım. Çok uzun vadede gerekmiyor, evet. Ama birkaç aylık dönemde yağlı yumurta ve kızartma yememesini öneriyoruz hastalara. O vücudun adaptasyon dönemidir. Bu dönem içerisinde gerekli adaptasyon sağlanır. Ama bazı insanlara mesela bu videolarda gördüğünüz ekrana gibi yansıyan görüntülerde dolu, tamamen safra kesesi zaten taşla dolu. Yani çok az safra var içerisinde. Bunun alınması zaten bir eksiklik meydana getirmez. Yani onda bir sorun meydana gelmez. Ama örneğin bir trafik kazası ya da bir bıçaklarla kurşunlanma nedeniyle sağlıklı bir safra kesesinin birden kaybı birkaç aylık hastada böyle hazımsızlıklar neden olabilir. Burada aman dikkat diyelim, sağlığımızın şakası yok. Peki hocam bu tedavi aşamasında tabii belirli bir süre sonrasında doktor kontrolünde yine yeme içme ve spor mutlaka olmazsa olmazlar arasında yine şart. Normal evet. Günlük yaşantısına, iş hayatına dönebilir. Artık öncesinde hocam görüyordum ben bir ay, iki ay izinler. Birkaç gün sonrasında aslında normal yaşantısına sizler tabii onay verip başlatabilirsiniz. Başlayabilir. Çok iyi geçmiş, iyi yapılmış bir safra kesesi ameliyatı sabah yapılıp akşam gönderilebilir eve. Ya da bir gece yatışta gönderilebilir. Laparoskopik yapıyoruz zaten ameliyatları. Hatta tek girişle de yapılabiliyor. Ya da işte 3 trokar girişi, daha ince trokarlar. Teknoloji giderek iyileşiyor bu konuda. Böylece ağrı sızısı da giderek azalıyor hastaların. Çok nadiren açık ameliyata dönmemiz gerekiyor. Bazen hakikaten
vücutta anomaliler oluyor ya da çok yoğun iltihaptan yapışmış oluyor safra kesisi. O zaman kapalı ameliyattan açığa dönmemiz gerekebiliyor ama Özgür Bey'le bizim yani 1-2 tane yılda gerekiyor ki aşağı yukarı 300'e yakın safra kesisi ameliyatı yapıyoruz. Emeklerinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Tabii kocaman bir aileydi. Artık temeller atıldığı için 15 yılı aşkındır. Evet. Tabii unutmazsınız. Beyin onu yazıyordur ama birçok belki de kocaman bir ailenin fertlerinden torunlara kadar gelen oluyordur değil tabii, mi hocam? Tabii tabii. Birçok ailenin aile hekimi gibi olduk aynı zamanda. Aile cerrahı ya da. Ben de bundan hem onur duyuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Dediğiniz gibi dedesinden torununa kadar tedavi ettiğim insanlar var. Öyle de olmak lazım yani. Bir de güven çok çok önemli hocam. Evet. Şimdi güven hissettiğin zaman hani deniliyor ya Fizan'dan gelirim. O orada kendini belki de size çok çok iyi hissettiği için hazır hissediyor ve diyor ki benim doktorumdu. Tavsiye ediyorum. Tabii. Burada işte canlı dokunuş ve o kişinin yaşadıklarını kolay atlatmasına sebep olduğunuz için. Doğru. Emeklerinize sağlık. Biz de sonuna kadar hastalarımızla beraber onların yanında mücadelemizi sürdürüyoruz. İyi ki varsınız hocam. Hocam tamam. O kadar çok konu başlıkları var ki izninizle kısacık bir araya gideyim. Daha sonra kaldığımız yerden mide botoksu ve birazdan mı? Peki reklamı birazdan geçeceğiz. Mide botoksu, mide balonu ve obezitenin çok yaygın olması dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında geldiği için hocam. Şişmanlık mı etkidir etkenler arasında diye soralım mide botoksuyla. Mide balonu arasında da fark nedir diye soralım hocam. Şimdi obezite zaten birçok yayında ve etrafta da yazılı ve görsel basında da savaşıyor tüm dünya. Bizim ülkemiz de öyle. İnsanlar da çok bilinçlendi gerçekten. Mide botoksu bu son dönemde, şu birkaç yıl içerisinde çok daha popüler olan bir yöntem. Çünkü obezite için tabii body mass indeksinin durumuna göre, yüksekliğine göre öncelikle ameliyat tercih edilmesi gereken insanlar var. Sonra daha düşük olanlar da balon ve de daha hafif kilo vermek isteyenlerde de mide botoksu tercih edilebilir. Ama botoksun avantajı kolay uygulanabiliyor olması. Birçok otöre göre kimileri çok faydası yok gibi düşünenler de var ama yapılan bilimsel araştırmalarda neticede faydası olduğu da ortaya çıkmış durumda. Ama tek başına bir değil de yanında diyetisyen desteği ve sporla desteklenmesi gerekir. Ama önemli avantajına gelelim. Bir, çok kolay uygulanabiliyor olması. Sabah yapılıp öğlen hasta işe gidebilir. Bu kadar basit. Bir endoskopiden 10-15 dakika daha uzun süren bir işlem. İkincisi diğerlerine göre daha ekonomik olması, daha ucuz bir işlem olması. Ve de ben çok uyguladığım da bir şey, özellikle şimdi bu dönemlerde yaza girmeden önce geçen sene hanımlara falan çok uygulamıştık. 10-15 kilo kadar, 13 kilo gibi kilo vermesini sağlıyor. Zaten istediği de buysa, şimdi bunun için ameliyat mı olsun, balon mu taktırsın? Tabii ki botoks tercih etmesi çok mantıklı. Bu durumda. Uygulaması da çok kolay. Kriteri uyuyorsa ama dediniz değil mi hocam? Tabii kriteri uyuyorsa. Çok kiloluysa evet. Botoksun etkisi yine 10-15 kilo vermesini sağlar. Müthiş bir şey. Devam edeceğiz hocam. İzninizle. Tabii. Kısacık bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden değerli hocamız operatör Doktor Bülent Öztürk ile sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. 2 1 Kısa bir ara yeniden birlikteyiz efendim. Hatırlatmamızı yapın. Değerli hocamız Avrasya Hastaneler grubundan genel cerrahi uzmanı operatör doktor Bülent Öztürk hocamızla birlikteyiz. Özellikle genel cerrahi alanındaki tüm sağlık sorunlarını ve sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. 12 Balkan ülkesine ortak yayınımız ve TRT'nin kardeş kanalından sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Hocam siz de Balkanlısınız diye evet, doğru. Biliyorum. Bulgaristan Razgatlısınız. Doğru, evet. Bulgaristan'dan da çok fazla izleyen oluyor. Hem de çok. Hem de tüm dünyadan diyelim hocam. Biz tüm Balkanlar diyoruz ama geçen gün Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Avusturya'dan birçok arkadaşım diyor ki sizi izliyoruz. Nasıl diyorum? Çok basit diyor. Telefondan bile canlı yayında sizi takip edebiliyoruz. Buradan iletişim mi
Tabii burada Atilla Baykal'ın emeği de çok fazla yaygınlaştırması evet. anlamında çok çok güzel. Bir de sizler bize destek oluyorsunuz hocam. Evet, ne canlı demek? Yayında buluşuyoruz izleyicilerimizle. Hem de hasret gidermiş oluyoruz. Balkanlar arası bir dayanışma oluyor. Doğru. Tüm dünyada da hem de Türkiye'yi özlem olanlar diyor ki sizleri izliyoruz ve sizlerle en azından Türkiye'yi ziyaret etmiş gibi oluyoruz. Türkiye'nin dünyanın her yerinden sesimiz ulaştı. Herkese sevgiler, saygılar diyelim. Yönetmenim kartı gösteriyor. Hocam siz de görüyorsunuz değil mi? Evet. Son 10 dakika diyor ama bir 5-10 dakika belki uzatabiliriz yönetimden izin çıkarsa. Hocam yayın reklama giderken mide botoksu ve mide balonundan devam ediyorduk. 10-15 kilo dediniz. Özellikle yaza hazırlanma safhasında. Evet. Kriter. Beyler de tercih ediyor mu diye evet, soruyorum. Evet evet. Hatta geçen bir hanımefendiye yaptım. Sonra 15-20 gün sonra hızlı kilo vermeye başlayınca eşi kendisi geldi. Yani ben de yaptırmak istiyorum diye. Beyefendiye de yaptık ardına. Ya uygulaması basit bir şey. Bir de insanlar ama tabii bir kirlilik de var hakikaten. Yok şöyle yok böyle falan diyenler, yok işe yaramadı diyenler bilmem ne falan da var. Ama bir taraftan çok iyi kilo verenler ise şey yapmıyor, sesini çıkartmıyorlar. Esasında onlar da savunsalar tablo daha da parlak ortaya çıkacak. Benim gördüğüm yani böyle 30 kilo 40 kilo verilmiyor bu işte. Yani ne istediğinle ne hedeflendiğiyle ilgili bir şey. Eğer amacınız ya ben yaza biraz daha fit gireyim, şu kışın aldığım kilolar üstünden gitsin. O zaman mide botoksu çok mantıklı. 15 kilo 13 kilo rahatlıkla verebilirsiniz. Neredeyse iki dabacan hocam. Vücudun yükü kalkmış oluyor. Ve rahatlıyor aynen. Nefes alır rahatlıkla. Tabii. Şimdi mide botoksu endoskopik bir işlem. Zaten uyutarak yapıyoruz. Önce gastroskopi yapıyoruz. Midede bunu engelleyen, yapılmasına engel olan bir ülser, yara, bir problem var mı yok mu? Bunun teyidini yapıp, ben hatta yine de girmişken biyopsi de alıyorum. Bunu sağlıksal bir avantaja da çevirelim diye. Yani Helicobacter pylori mikrobu var mı, gastrit durumu falan. Belki ardına da tedavisini getiririz diye. Ondan sonra çıktık. Hazırlıkları hemen botoks soğuk zincir bir ilacıdır. Biz de biliyorsunuz eczacı Nermin Hanım Hüseyin Bey'in evet, eşi çok titiz evet. Böyle hazırlar ilaçları. Soğuk zincirde çünkü hızlı ve hiç ısıtılmadan uygulanması gerekir. Gerekli hazırlıklarımız zaten başında bekliyor. Tık tık hemen hazırlayıp uyguluyoruz. Midenin belli bölgelerine, mukoza altı, kas tabakasına botulinum toksini enjekte ediliyor. Ve bu uygulamanın aşağı yukarı 10-15 dakika bile sürmüyor bile. Yani 5-10 dakika içerisinde bitiyor. Ondan sonra hasta bir saat kadar kendine hani biraz uyur uyanık gibi böyle kendine geldikten sonra diyetisyenle de görüştürüyorum. Bundan sonra ne yiyecek, ne içecek? İşte ilk bir hafta, sonra ikinci, üçüncü hafta diyetisyen desteğiyle paralelen ilerlemelerini öneriyorum. Bir de biraz da spor eklerlerse çok da güzel bir netice ortaya çıkıyor. Peki hocam tabii vücudunda çok ileri derecede olmasa da sağlık sorunlarını da toparlamış oluyor diyebilir miyiz? Çünkü yani o kadar kilo vermek insanı rahatlatır dediğiniz evet. gibi. 15 kilo az değil yani. Tabii tabii hocam yani orada vücudun yürüyüşü, dengesi, uyku düzeni bile bence değişiyordur. Çünkü tabii. kilo aldıkça... Yani bu bizim yaptığımız insanlar içerisinde hepsi böyle yaşlı falan değil ya da orta yaşlı değil. Gençler de yapan sağlıkçılar var, hemşireler, botoks yaptık. Ondan sonra 25-23 yaşlarında hani biraz kilo vereyim şu bu falan. Şimdi ameliyat büyük radikal bir karar. Bir de çok da çekiniliyor ameliyattan. Balon da çok uygulaması kolay. Yani uygulaması kolay ama sonrasında hastayı biraz daha rahatsız eden bir yöntem. Bunda öyle bir şey yok. Ama bu da reversible bir yöntem. Gerçi o da bir avantaj. Yani 5-6 ay sonra botoksun etkisi geçiyor ve vücuttan ayıklanıyor tamamen. Ama bu 5-6 ay az bir zaman değil. Tabii. Yani sigarayı 5-6 ay bıraktığınızı düşünün bir daha sigara içmeyebilirsiniz. Tabii. İçmezsiniz zaten. Bunun gibi 5-6 ay içerisinde porsiyonlar küçülüyor. Daha az yiyerek doyuyor. Ona göre bu kadar değil bu kadar yemeğe alışıyor. Alışıyor derken bu öyle de devam ediyor. Sonra gerekirse tekrar da yapılabilir. Botoks 6 ay sonra bir daha yapalım. Bir daha da yapılabilir. Peki yine en çok sorulan soruların başında mide botoksu yaptıracağım ya da yaptırmayı düşünüyorum. Öncelik tabii ki de diyetisyen hocamın dediği gibi dinliyorum. Spor evet
ama veremiyorum. Kendi açıma da kendimi iyi hissetmediğim için mide botoksu tamam. Peki sonrasında kilo geri alımı var mıdır diye soran izleyiciler adına. Kilolar geri gelir mi dikkat etmezse diye soralım. Kilo geri gelebilir dikkat etmezse. Şimdi böyle mesela bir hastamda tam istediğimiz gibi cevap alamıyoruz ama hasta da şehir dışına gitti hemen uygulamanın ardından. Sonra fark ettik ki konuşmamızın başında tiroidde hani dedik ya kilo alabilir hastalar diye. TSH seviyesi çok yüksek. Yani metabolizması zaten yavaş çalışıyormuş. Sonra onu düzelttik. Bu sefer botoksun etkinliği ortaya çıktı. Müthiş. Ama dikkat etmesi lazım. Diyetisyen de lazım. Ya bir de biraz da hakikaten irade desteği de lazım. Şimdi her şeyi yani örneğin insanlar ameliyat oluyorlar. Ben mide ameliyatları da çok yapıyorum. Tabii. Şimdi orada da her şey güldük gülistanlık değil. Yani ameliyat komplikasyonlarından bahsetmiyorum. Ameliyatı yaptıktan sonra şu kadarcık yiyebiliyor insan. Bununla doyuyor. O onu mutlu etmiyor ki. Yani depresyona girenler, sıkıntılar yaşayanlar, ben bir köfte yedim, boğuldum. Ne bileyim işte bir iki yudum çorba içtim, neredeyse tıkanıyordum gibi gibi şeyler. Çünkü tüp bir mide kalıyor geriye. O da çok basit bir şey değil ama yapılması gereken var, yapılmaması gereken var. Çok kilolu ve artık hayatı bu obezite dolayısıyla riske girmiş, yaşam süresi kısalacağı netleşmiş birine o ameliyatı da yapmak lazım. Aman dikkat. Tabii doğru adres ve tecrübeli kişileri tercih etmekte fayda var. Peki hocam tabii yönetmenim yavaş yavaş toparlayalım diyor ama yarım kalmasın diye anons ettiğim için. Şimdi siz dediniz ki hazırlanma safhasında endoskopi yöntemini öncelikle kullanıyoruz. Tabii bunu bize gelen sorularda da var. Bir günde sadece endoskopi, mide ülserini falan konuşalım hocam. Olur. Çok, çünkü yediğimiz hazır gıdaların belki de sindirimi zorlayan sıkıntılardan tedavi aşamalarında kullandığınız endoskopi çok çok önemli ama tabii oradaki tedavi aşamasında çok kısa bir işlem olsa da birçok soru mutlaka soruluyordur ama sizin ve hastanın hayatını kolaylaştıracak çok önemli bir yöntem. Biraz bilgi alabilir miyiz hocam endoskopi ile ilgili? Endoskopi son 10 yıl içerisinde çok gelişmiş bir yöntem. Teknolojik olarak da, uygulanabilirliği olarak da. Siz tanıyorsunuz bizi zaten. Avrasya Hastanesi'nde ilk endoskopi ünitini kuran grubuz. Ve bu hatta o zaman İstanbul'da özel hastanelerin Hüseyin Bey'in büyük öngörüsüdür. Çoğunda yoktu endoskopi. Devlet hastanelerinde tek tük vardı. Çünkü pahalı cihazlar. Uygulaması çok kolay değildi. Bilen sayısı azdı. Ve de arızalandıkları zaman da çok masraf çıkaran cihazlardı. Şimdi bunlar giderek yaygınlaştı. Hemen hemen birçok yerde var. Ama bu sefer de bana birçok yerden hasta geliyor. Şunu görüyorum. Yani endoskopi böyle akciğer filmi çektirmek, ultrason çektirmek gibi bir şey değil. Yapan, uygulayanın görmüş olduğu oradaki hasar, bir de patolog da çok önemli. Aldığınız mikroskopik örneklerin, Helicobacter pylori denilen mikrobun araştırılması, onun için özel boyalar yapılması lazım. Patologun çok dikkatli olması lazım. Bana böyle sağda solda tedavi olmayan birçok hasta geliyor. Sonra kontrol endoskopilerini yapıyorum. Onunla benim yaptığım arasında bayağı fark var. Değil mi? Patolojik açıdan ciddi farklar var. Ama genel anlamda endoskopi şimdi çok rahat yapılabiliyor. Zaten hastanemizde birimizde uyutarak yapıyoruz. Patolojide çok iyi tetkik ediliyor. Patologumuz da bu konuda çok tecrübeli. Nilgün hocamız izliyorsa evet, selamlarımız ve, olsun. Onun bize kattığı çok şeyler var. Dolayısıyla bu sefer ona göre doneler elime geliyor. Ben de hastaları tedavi ediyorum. Sağda solda iyileşmeyen birçok insana bu şekilde faydalı oluyorum ki benim internette falan da bu konuda yani teşekkürlerle dolu bir sürü şeyim var. Ama nedeni bu. Yani demek istediğim sadece filmi çektirmek değil, onu yorumlayabiliyor olmak da çok önemli. O yüzden bizim bir avantajımız, biz hem endoskopi yapıp hem de hastayı tedavi ettiğimiz için içini görüp ona göre tedavisini yapınca çok daha başarılı oluyoruz. Sanırım. Peki hocam, kapanışa gidiyorum ama özellikle endoskopi alanında mutlaka hangi şikayetler varsa yapılması gerekir diye öneriyorsunuz danışanlarınıza? Şimdi textbooklar vardır. Yani ana kitaplar. Burada 20'li, 18, 20, 25'li yaşlara kadar bir mide şikayeti var ise, yani yanma, ekşime, gaz, şişkinlik,
gibi şikayetleri var ise hastanın, ona bir ultrasonla beraber tahmini bir tedavi başlayabilir der hekim. Buna göre bir tedavi yaparsınız. Eğer geçmiyor ise endoskopi yaparsınız. Daha ileri yaşlarda ise bence ilk tercih direkt endoskopi olması lazım. Çünkü bizde de Helicobacter pylori yaygın. İyi yıkanmayan meyve sebzeyle bulaşır. Sirkeli suyla mutlaka yıkanmasını öneriyorum sebzelerin özellikle. Dolayısıyla yaygın olduğu için yokmuş gibi tedavi yapınca hem vakit kaybediliyor hem hastanın şikayetleri geçmiyor. Ha, bu arada böyle 13-15'li yaşlar, hatta benim biliyorsunuz yurt dışından gelen bir sürü hastalar geliyor ama maalesef bu Irak, Kerkük, Suriye, Azerbaycan falan bu bölgelerde hijyen bizdeki gibi de değil. Orada çok daha yoğun da Helicobacter pylori. Zaten Kerkük falan toz toprak çok ciddi bir yıkım da oldu. İnsanlar da böyle diyorlar. Oradan çok çocuk hastalar da geliyor. Helicobacter pylori böyle net pozitif. Onun için yani önereceğim 20'li 25'li yaşlarda bizim ülkemiz için bir ön tedavi denenebilir. Geçmiyorsa ikilemeye gerek yok. Zor bir işlem değil. Endoskopi yapılır. Real problem ortaya konur. Ona göre de tedavisi düzenlenir. İleri yaşta ise yani 30'un falan üstünde hiç şey yapmadan mide şikayeti var. Endoskopiyi yaptırsınlar bence. Bir de kolonoskopi duyuyoruz hocam. Evet. O da bağırsaklar için mi ya da şikayet anlamında ne ön plana çıkarsa mutlaka önerdiğiniz tedavi aşamız. Kolonoskopi için makattan girip bütün kalın bağırsağın incelenmesi, hatta ince bağırsağın giriş kısmına da girilip bakılıyor işlem. Genelde rektal kanama var ise, yani makattan kırmızı renkli kanama varsa, karın ağrısı, bağırsaklarda düzensizlik, dışkılama alışkanlığı değişiklikleri falan yine bir uzmanla görüşüp buna göre adımlarla ilerlemek lazım. Kolonoskopinin asıl önemli fonksiyonlarından biri kalın bağırsak kanserinin erken teşhisinde önemli bir yeri var. Bunun için sağlık ocaklarında yapılan gaitada gizli kan testinde eğer pozitiflik var ise o zaman mutlaka kolonoskopi planlanıyor. Yoksa bile Sağlık Bakanlığı genelge de gönderdi bununla ilgili. Birkaç yıldır üstünde duruluyor. 50 yaşıyla 60 yaş arasında, 51-61 yaş arasında iki kez halk kolonoskopiye davet edilir diye. Küçük polipler halinde yakalanır. İleride kanser olacak olan yapı temizlenir. Böylece kişi kanser olmaz. Ameliyat olmaz, kemoterapi görmez, radyoterapi görmez. Harika. İnsan için büyük kazanç, devlet için büyük ekonomik kazanç. Bir kolonoskopi ile elde edilecek bir şey bu. Burada da textbooklarda öneren yani 50 yaş doğru normal halk için. Ama ailede kalın bağırsak kanseri varsa bunun 40 yaşına çekilmesi öneriliyor. Aman dikkat diyelim. Kapanışa gidiyorum. Son soru hocam. İzleyicilerimiz çok merak ettiği için yine önemli bir konu başlığı. İleriki programımızda soru cevap şeklinde de gideriz. Yine tamam. Tüm genel cerrahi alanındaki soru başlıklarını ama kası fıtıklarını soran izleyicilerimiz de oldu. Neden oluşur? Tedavi aşamaları nasıldır diye soralım. Fıtıklar çok ilgilendiğim bir konudur. Bu konuda ben tez hazırladım özellikle. Kasık fıtıkları erkek ve kadında kasık bölgesinde yaratılıştan zayıf noktalar vardır. Erkeklerde yumurtalıkların indiği kanal vardır, inguinal kanal diye. Bu bölgede kaslar zayıf olabilir. Doğuştan çocuk fıtıkları dediğimiz bu kanalın açık kalmasıyla meydana gelen fıtık tipleri vardır. Daha ileri yaşlarda da bu zayıf kas bölgesinden zorlanmayla ya da öksürükle ağır yük kaldırmakla kasların yırtılıp karın içindeki organların kasık bölgesine çıkmasıdır kasık fıtığı. Kadınlarda da zor doğumlar o bölgedeki hasara neden olur ve o da daha çok femoral fıtık dediğimiz farklı bir tipe neden olur. Çok basit problemler esasında ötelemeden halledilmesi lazım. Hem kapalı hem açık ameliyatları çok gelişmiş düzeyde rahatlıkla yapılabiliyor. Özellikle de yama koyarak, bu da eskiden de bir yerlerden alınıp yapılıyordu ama şimdi sentetik maddeler var, prolen diye. Onun da çok gelişmiş tipte meshleri var, yamaları var. Bunlar kullanılarak rahatlıkla ameliyat yapılabiliyor. Ama bunu bir özel bir program yapalım fıtıklarla mutlaka, ilgili. Mutlaka. Ben de görselleri falan da çok hazırlarım. Çok güzel olur. Peki iki yöntemi de siz yapıyor musunuz? Tabii. Muhteşem. Hem de izleyicilerimize buluşturmuş olalım. Tedavi yöntemleri ve özellikle de şikayetlerinizi
ertelememek adına burada tedavi olanaklarını ve yapılışını anlatmış oluruz. Olur. Belki gününü ayarlayalım hocam, konuşalım. Birkaç da canlı görüntü çekelim, ekrana yansıtacak. Tamam. Paylaşalım izleyicilerimize. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Önemli ederiz. Önemli konu başlıklarını sizinle paylaştık. Tekrar en yakın zamanda ağırlamak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekibinizle birlikte hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Sağ olun. Değerli hocamıza, sizlerin huzurunda efendim, çok teşekkür ediyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan değerli hocamız, operatör doktor Bülent Öztürk'le birlikte kapanışa gidiyoruz. Bir sonraki yayınımızda